İtfaiye İdare Başkanlığı da bu afet durumunda itfaiye olsun. Ama hizmet alım işi yapmak zorundayız. OSKİ'nin kaynaklarıyla bu meseleyi bitireceğim. Evet, buyurun. O da şu. Toparlayalım. Pardon yani. Ama imkan... İçinde bulunduğumuz daire, Sert Taşken Bayları. Tabi burada toplanma amacımız sadece Rögar'la değil. Aslında biz Rögar'ları da konuşurken bunları da değerlendirelim. Kapalı menfezlerimiz varsa, suyun geçişine mani bir hal varsa önceden tedbir alalım. Yani meteorolojik ihbarla birlikte harekete geçtiğimiz anda bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Şimdi Taşkın önceden önce tedbir almaya gerekir. Şu küresel iklim değişiklikleri yani gelmez gelmez 100 yılda gelen yağış ortalaması yılda 2 kez gelebilir. Bunlara hazırlıklı olmak adına mevcut durumu check edelim, gözden geçirelim. Kapalı menfez, box, ne varsa bunları aşalım. Ve son olarak da böyle bir Allah korusun, böyle bir taşkın olmasa bile ufak yağışta şehri bir suya maruz bırakmayalım. Yani bunun işte biz de kendi altyapı tesislerimizi, ızgaralarımızı, rögarlarımızı temizleyelim. Rahat çalışmasını sağlayalım. Ve dolayısıyla bu tür yağışlarda en az zararlı atlatmanın yolunu bulalım diye bir araya geldik. Bunları konuşalım istedik. Çünkü önemli. İşte bu belediyelerimiz zaman zaman bu uyarıları yapıyorlar. Yani dere kenarlarına yaklaşmayın. İşte efendim taşkına maruz kalacak alanlarda bulunmayın filan deniyor ama nedense biz bu işleri çok önemsemiyoruz. Günübirlik kararlarla bir şey olmaz mantalitesiyle hiç taşkın olmayacakmış gibi yapılan imalatların faturası ağır oluyor. Ama yine de biz bunu en azından minimize etmek, en azından indirmek adına mevcut durumumuzu gözden geçirelim, beraberce değerlendirelim ve neler yapabiliriz noktasında hareket edelim, arzu ederiz. Tespit etsinler. 4-5 milyon. 19 ilçe